Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan Akademi Yakut Tesisi'nde verilen kursları ziyaret edip el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Kursiyerleri tebrik eden Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Akademi'de aldıkları eğitimler ile hayallerini gerçekleştiren ve birbirinden güzel çalışmalara imza atan kursiyerlerimizin aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan sunmuş olmak bizleri oldukça mutlu ediyor dedi. Koca Sinan Akademi Yakut Tesisi'nde kadınlara yönelik verilen yağlı boya resim, Kur'an'ı doğru anlama ve okuma, kadın üst giysileri dikimi ile okuma yazma kurslarını ziyaret eden Başkan Çolak Bayraktar, kursiyerlerle tek tek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği çerçevesinde Türkiye genelinde ilk uygulamayı başlattıklarını hatırlatan Başkan Çolak Bayraktar, öğrenmenin yaşının olmadığını, en güzel örneğini gösteren başımızın tacı büyüklerimizi tebrik ediyorum. Bizler de bu kapsamda ilk uygulamayı başlatarak okuma yazma öğrenenlere sertifika töreni düzenlemiştik. Her yaş grubuna hitap kursumuza katılan büyüklerimiz, öğrenmenin yaşının olmadığının en iyi örneğini bize gösterdiler. Tesislerimize gelerek büyük bir özveriyle gayret eden büyüklerimizi görünce bizim de şevkimiz artıyor ifadelerine yer verdi. Koca Sinan Akademi ile çok çeşitli alanlarda hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar şu ifadelerde bulundu. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Epeydir görüşemiyorduk. Baktık artık hanım okullar şeye başlamışlar. Çalışmalara başlamışlar. Öyle mi hocam? Evet, başladınız. Evet, bu farklı bir döneminde özellikle çok özledik. Allah kolaylıklar versin. Şu farklı bir şey. Evet. Dantel Angeles. Dantel Angeles. Evet. Şu tel kırmaydı. Tel kırma. Bu kaneviçeydi. Burası? İğne oyası. Dantel Angeles. Küllerimiz var ama. Dantel Angeles ile iğne oyası birlikte yapılıyor evet. Değil mi? Evet. İğne oyası. Güllerimiz falan var ama. Zamanlar olacak onlarda. Aynen öyle. Allah kolaylıklar versin. Abi, şimdi de görürsünüz. Evet, demek ki tesisler açılınca pandeminin ne diyelim bir miktar esnemesiyle birlikte. Aynen. Hanım kardeşlerimiz de memnunlar yani. Memnunuz. Allah kolaylıklar versin. Hayırlı, hayırlı günler diyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hayırlı günler. Sağ olun. Allah sana da bizlerimizden cümleye eşlik etmesin. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Allah akıl eden de bol bol dua ediyor. Allah razı olsun. Cümleye. Ağzınıza sağlık. Emel. Emel. Evet. Allah kolaylıklar versin. Yazı senin yazın mı bunlar? Evet. Gayet güzel. Yazıyorum hocam, yazıyorum. Buralara da yazıyorum. Bak, ama işte. Maşallah. Olacak zamanla. Olacak inşallah. Zamanla olacak. Allah razı olsun. İşiniz rast kessin. Amin. Sen bunlara razı olsun. Evet. Duyuramayın. Hani işleriniz rast kessin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Hocam. Allah kolaylıklar versin. Sağ olun. Yani abi. Şimdi tabii ki bu tesislerimiz içerisinde birçok kurslar yapılıyor. Beceri kursları, gençlerin geldiği kurslar, sporlar, eğitimler vesaire ama diğer kurs şeylerimizde de var, tesislerimizde de var. Böyle sizinki gibi ablalarımız geliyorlar orada. Evet. Yeniden okuma öğrenenler, evet. Daha fazlaca kalabalık olan sınıflarımız da vardı. Bu noktada bizim de sizin gayretlerinizi görünce şevkimiz artıyor işin açıkçası. Allah razı olsun. Evet. Var mı bir isteğiniz? Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Tacısınız. Biz çok sağ olun. Teşekkür ederim. O yetiyor bize. Cümleye. Belki Allah kolaylıklar versin. Biraz okumaya oluştuktan sonra biz de kitap hediye edelim. Hocam belli bir aşamaya geldikten sonra okumaları kitaplar da bizde. Allah kolaylıklar versin. Nasılsınız? İyisiniz? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Harika. Ayı bu tertemiz. Hocam maşallah çok iyiydi. Ücretsizdir. Her şeyle yardım ediyor. Çok güzel. Allah kolaylıklar versin. Teşekkür ederim. Evet, iyi çalışmalar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Kursiyerlerden 52 yaşındaki Güler Güler Yüzde kursa katılarak okuma yazma öğrendiğini belirterek şu ifadelerde bulundu.
Okuma yazmak öğreniyorum. Okumak için, yazmak için başkanımızdan teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle imkan olduğu için, böyle şeyler sunduğu için, onun için onlara da dua ediyoruz. Hatice Gümüşoluk ise çeşitli nedenlerden dolayı zamanında okumadığını belirterek, okuma yazma öğrenerek en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Hayalim çoktu ama yapamadık. O zamanlar köydeydik. Köyde olduğumuz için de annemize yardım etmek için bizi okutmadılar. Çok mutluyum. Okursam daha mutlu olacağım. İnşallah okuyacağım. Kursiyerlerden 57 yaşındaki Hatice Taşçı da şu ifadelerde bulundu. Çok mutluyuk. Allah bin kere razı olsun öğretmenimizden de, belediye başkanlarımızdan, hepsinden kaç tane başkanlarımız varsa. Şu günleri çok istedim, çok gördüm, çok mutluyum. Okudukça da mutlu oluyorum. Ben de okumuşluğum yok, ne kızıyorsun derdim, şeyime küserdim, yakama küserdim. Allah'a çok şükür, Allah Emine'den de, Cumhurbaşkanımızın hanımından da bin kere hepsinden razı olsun. Burayı açanın, sebep edenin, önümüze düşük getirenlerin, Allah bin kere razı olsun. Hatun Erdoğmuş ise şu ifadelerde bulundu. Okumayı çok istedim, yani okulda vardı da bizim işimiz çoğaldı köyde, okuyamadık, ondan çok üzgündüm. Ben sabahlarca ağladığım zamanlar oldu okumak için. Şükür bugünleri gösterdi Rabbim. Allah'ım Cumhurbaşkanı'ndan olsun, belediye başkanından olsun, Emine Erdoğan'dan olsun, binlerce razı olsun. Kur'an'ı doğru anlama ve okuma kursuna katılan Hülya Yıldız ise şu açıklamalarda bulundu. Kur'an okumasını daha önce biliyordum. Ama burada Kur'an-ı Kerim'i anlamayı öğrendim. Yani okuduğumu artık anlayabiliyorum. Kur'an-ı Kerim'i hayatıma geçirdim. Bana anlattıklarını, Rabbimin benden istediklerini daha iyi anladım. Buraya gelip Kur'an-ı Kerim'le haşır neşir olan insanlar evlerinde daha mutlular. Eşleri mutlu, çocukları mutlu, aileleri mutlu. Kendileri mutlu olduğu için herkesi mutlu edebiliyorlar. Derya Başaran şu açıklamalarda bulundu. Burada kalıp çıkartıyoruz, dikiş dikiyoruz, ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Başkanımıza teşekkür ederiz böyle bir tesisin şehrimize kazandırdığı için. Kalıp çıkartıyoruz önce giyeceğimiz, dikeceğimiz kıyafetin kalıbını çıkartıyoruz. Daha sonra kumaş kesimi, daha sonra dikim. Çok seviyorum. Yani okuldan beri, ilkokuldan beri resme bir kabiliyetim vardı. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir hizmet verdiği için çok memnun olduk. Bizler yani evde oturmuyoruz, sosyalleşiyoruz. Buraya geliyoruz, arkadaşlarımız var. Ya şöyle, aile katkısına, yani bütçeye katkıda bulunuyoruz. Yalan değil, çünkü isteyenler oluyor. İstek üzerine yapıyoruz. Mesela şu resmimiz. Şu anda yani satılmak üzere istiyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hem mahallemiz adına, yani arka bahçemiz gibi bizim. Ben... Yaşlı ve hastayım. Eğer ölürsem ülkeme başına kim geçecek? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminu. Ey iman edenler. La tuqaddimu. Sakının beyne eydillahi ve Resulihi, Allah ve Resulünün önünde sakının.